Sevgili dostlar, beraberliğimiz devam ediyor. Kur'an günlüğündeyiz. Radyo veya televizyonu yeni açan olabilir. Mülk suresinin 23. ayetinden hareketle kimi hali şöyle: de ki sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalp veren odur. Ne az şükrediyorsunuz. Seyfettin Hocam, bu şükürle alakalı, yani kalp, göz, kulak ve bunların arasındaki şükür, İsmail Hocam ona dikkat çekti. Bazı benzer ayetlerden de hareketle o konuda ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yani burada hocamın dediği gibi şükür, şükre davet, hatta yer yer salih amellere davet, takvaya davet, zikre davet, öncelikle bunların altyapısı olan imana davettir. Evet. İmanı varsa daha imanını güçlendirmeye, ihlasa davettir. Kalp vurgusunun en önemli şeyi de bu herhalde. Unsuru da bu. İkinci şey burada üç şey, yani göz, kulak, kalp daha çok zikrediliyor. Her ne kadar göz, kulak aşikar ama bu kalple ilgili de eskiden beri demek ki insanların kültürlerinde bir kalbi önemseyen bir anlayış var. Mesela bu şeyler mumyalıyorlar ya, firavunlar cesetlerini mumyalarken bütün iç organlarını çıkardıkları halde kalbi yerinde bırakıyorlarmış. Yani öyle bir, bunda bir şey var yani. Bir şey var diye onu önemsiyorlarmış yani. Onun için bir de yani niye bunlar? Bunlar tabii dış dünyaya açılan pencerelerimiz. Dış dünyayı, bütün alemi bunlarla tanıyoruz. Alemdeki delilleri bunlarla görüyoruz. Ama şimdi bir şey umumi olursa, herkeste olursa onun değeri bilinmiyor. Yani insanlar genelde şükürle alakasını kurarsak, özel, kendisine has özel bir nimete şükretme ihtiyacı duyduğu halde, herkeste varsa zaten var diyor. Yani bu özel bir şey yok ki. Özel bir şey olmadığı için bundaki nimetiyet derecesini hissetmeyebiliyor. Mesela siz de vurguladınız, hava herkes için var. Ama hiç. Yok, hava için şükreden pek insan olmaz. Çünkü para da ödemiyoruz, çalışıp para da ödemiyoruz. Da. Güneş herkes için var, su öyle. Şimdi havadan sudan bahsetmek diyoruz mesela. Ne boştan kadar hafif alıyoruz gibi, değil mi? Evet, onu önemsiz saymanın bir ifade. Şimdi şey de öyle, yani göz, bak Allah bana göz vermiş, gözler. Ya herkese vermiş zaten yani, onun için. Şimdi böyle işte burada bir ülfet söz konusu. Şükre mani en önemli şeylerden birisi ülfettir. Ülfet yani alıştığımız, bildiğimiz, kanıksadığımız şeylerin o ne kadar önemli olduğunu bizler için unutuyoruz. Onun için Kur'an-ı Kerim ilk önce bildiğimiz şeylere bizi baktırıyor. Yani bir daha bakın diyor, yeniden bakın diyor. İşte ilk önce deveye bakmazlar mı diyor. Deveyi yanzuğuna ilerli bile keyfe kuruyor. En çok bildikleri şey. Yani deve, zaten ama deveyle yatıp deveyle kalkıyorlar. Yani deve her şeylerini, bütün işlerini deveyle gördükleri halde yeniden bakmaya. İşte zaten biliyorsun Mekke, görmeye değil bakmaya davet ediyor. Gök, yani zaten gök var, güneş var ama göğün nasıl yükseltildiğine, işte dağların nasıl dikildiğine bakmazlar mı diyor, yerin nasıl döşendiğine. Yani bildikleri şeylere yeniden bakmaya davet ediyor. İşte Kur'an'ın özelliklerinden birisi bu, ülfet perdesini böyle keskin beyanatıyla yırtması. Yani yeniden bildiklerini zannettikleri şeylere yeniden dikkatlerini çekiyor insanların. Hatta bazıları üzerine yemin ediyor. Evet. Yani o ilahi yeminler de o şeyin hani önemli olan şey üzerine yemin edilir. Dolayısıyla o kasemat-ı Kur'aniye de o şeylerin önemine dikkat çekiyor. Burada yani hakikaten hepimizde var ama ne kadar yani şükretmek için, siz de söylediniz, gerçek bir şükrün üç şartı var. Ramazan esasında geçiyor. Bir, o nimetin doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilmek. Sebepleri aşmak. İkincisi, o nimetin kıymetini anlamak, değerini keşfetmek. Bu da üzerinde düşünmekle oluyor. Üçüncüsü de o nimete olan ihtiyacını, yani kendi ihtiyacını hissetmek. Onun için Ramazan'da Allah bizi aç bırakıyor ki ihtiyacımızı tam hissediyoruz. Yani oruç gerçek bir şükre kapı açıyor böylece. Şimdi dolayısıyla bunlar böyle hakikaten, şimdi mesela Amerika'da bir şey olmuş, birisinin ayağı sıkışmış, bu metroda şeyler var ya, yürüyen merdivenler. Orada tabii bir boşluk mu bırakmışlar yani, bir ihmalkarlıktan dolayı, o işletmedeki bir ihmalkarlıktan dolayı adam tazminat davası açmış. Sıkışan ayağı için yanlış hatırlamıyorsam 126
milyon dolar tazminat almış. Bir ayak için ya. Şimdi insan ayaksız da yaşayabilir ama gözsüz yaşayamaz. Bir göz ne kadar değerli? Evet. Şimdi biz engellilerle ilgili, ben Diyanet'te engellilerle ilgili biraz 3-4 senedir meşgul oldum. Bir de kitap hazırladık Diyanet'te. Konferanslara gittik. Şimdi bir nimetin kıymeti ne zaman biliniyor? Yokluğunda biliniyor. Mahrum kaldığında biliniyor. Şimdi siz çok güzel bir şeye işaret ettiniz. Hani bir şey çok bol olursa ucuz oluyor. Hani şeydi de öyle evet. Yani. Denize de döküyorlar öyle. Değil mi? Denize döküyorlar. Şimdi az olduğumu kıymeti biliniyor. Daha doğrusu yok olduğumu kıymeti biliyor. Şimdi biz şunu diyorduk. Yani görme engellileri anlayabilmek için gözünüzü yumun. Bir sokağın bir başına gidin veya evin içinde bir gezin. Tuvalete gidin. Ancak o zaman anlarsınız. Dolayısıyla tabii Cenab-ı Hakk'ın işte oraya bakın demesi. Şimdi bu bakma ile görme arasında bazen hakikaten böyle bakıyorsunuz da görmüyorsunuz. Evet. Dikkatli bakmak çok farklı bir şey. Bir de ben şuna değinmek istiyorum. İki göz var. Bir kafa gözü diyorlar. Şu gözümüz. Konuştuklarımız bununla gibi. Bir de kalp gözü var. Şimdi Cenab-ı Hak pür ayet-i kerimede diyor ki yani kafadaki gözler kör olmaz. Asıl kör olan göğüslerde gizli olan kalp gözleridir. Yani kalp gözü hakikati idrak etmede, anlamada, daha doğrusu işte kulağımızı, gözümüzü gerçekleri sizin işaret ettiğiniz o gerçekleri kavrayabilmede kullanabilmedir. Yani onlarca insan işte aya bakıyor, güneşe bakıyor. Ben birçok kere ceviz örneğini veriyorum. Çok hoşuma gidiyor benim ceviz. Şimdi yeşil bir ceviz. Alıyorsunuz, kapısı penceresi yok. Kırıyorsunuz, içerisinden bir kahverengi bir şey çıkıyor. Onun da kapısı penceresi yok. Kırıyorsunuz, içeride beyne benzeyen çok güzel bir gıda ürünü var. Yani o ağaç acaba yeşili nasıl yaptı? Yeşil şeyi. İçerisindeki sert ceviz kabuğunu nasıl yaptı? Şimdi bunları eğer kalp gözüyle görmezsek, sadece kafa gözümüzle baktığımız zaman anlayamıyoruz. Yani anlamak için işte efela yanzuruna ilel ibil kerif olur. Sizin dediğiniz gibi her gün devenin yanında, üstüne ya. Biniyor, yanında eliyle yularında tüyü çekiyor ama bu kalp gözüyle bu anlamda ona bakmıyor. Evet, dolayısıyla bu Hayri Hocam'ın söylediği yani şükür, gerçek bir şükür, siz de temas ettiniz, nimetin cinsinden olmalı. Evet. Yani gözün şükrü nedir o zaman? Gözün şükrü ibretle bakmaktır. Evet. Şöyle de diyorlar, o lafınızı kestim ama unuturum diye söylüyorum. O hani gerçek şükür nimetin cinsinden, bir de bütün uzuvlarımızı o uzuvları yaratanın iradesi istikametinde kullanmak şükürdür diyorlar. Evet. Zaten o yani. O istikamette kullandın mı onun şükrünü yapmış oluyorsun. Evet. Doğru. Dolayısıyla gözü haramdan koruyacaksın. Hakikatlere bakacaksın. Dili haramdan koruyacaksın. Doğruları söyleyeceksin. Efendim kulakları harama vermeyeceksin. Evet. Kur'an dinlemeye veya şurada bu çok güzel bir şey var. Benzetme var. Ben onu hızla okuyayım da sonra yorumlayalım. Hızlı okuyorum. Bu üç şey. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem ve ala absarim. Bunu tefsir ederken söylüyor. İşaret-ül İcaz'da. Hatemallahu ala kulubihim cümlesiyle kalp ile vicdan nuru iman sayesinde hakaik-ı ilahiyenin tecellisine mazhar olmakla menba-ı kemalat, yani bütün mükemmelliklerin kaynağı, hayattar ve ziyadar, aydınlık bir halde oldukları halde, küfrün ihtiyar edilmesiyle zulmetli, ıssız, haşerat-ı muzırra yuvasına inkılap ettikleri için, haşerat yuvası oluyor yani küfür. Allah iman nurdur ya, göklerin evet. Ve yerin nuru, ondan o nurdan ışık almayınca nurun yerine zulümat alıyor. Karanlık ve haşerat yuvasına dönüşüyor. Onun içindir ki diyor, mühürlenmiş, kilitlenmiş ki o korkunç yuvadaki akreplerden veya yılanlardan iştinab edilmesine işarettir. Keza ve ala sem'ihim kelimesiyle küfür
sebebi, küfür sebebiyle kulağa ait büyük bir nimeti kaybettiklerine işaret edilmiştir. Yani kulağa ait nimet. Hatta kulaktaki zar, nuru iman ile ışıklandığı vakit, kainattan gelen manevi nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Kainatın kendi halleriyle, dilleriyle yaptıkları zikri. Evet, her şeyi tesbih eder diyor ya Kur'an. Onları o imanla nurlanan kulak zarı duyar. Hatta o nur-i iman sayesinde rüzgarların terennümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının namatını ve hakeza yağmur, kuş vesaire gibi her neviden Rabbani kelamları ve ulvi tesbihatı işitir. Rabbani kelam, yani Allah her şeyi konuşturuyor. Hani şöyle bir ayet var, mahşerde insanların ağzına mühür vurulup elleri ayakları konuşturulacak. Bir yerde derileri konuşturulacak deniyor. El-yevme nahtim ala efvahihim ve tükellimine eydihim ve teşhide evcudim men kene yeksun. Sonra başka bir ayet. Niye konuşuyorsunuz bizim aleyhimizde diye soracaklar. Şöyle, hatta izâ mâ câhâ şehide aleyhim sem'uhum ve absâhum ve cülûzum men kene yamun. Hatta izâ mâ câhâ şehide aleyhim sem'uhum ve absâhum ve cülûzum. Yine. Gözleri, evet. Kulakları. Efendim, diğerlerine şahit eder. Galu ant, der ki, lime şehittüm aleyna? Galu entekanallahu lezi entekakir. Hocam, o ifadeye bayılıyorum. Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturur. İşte bak. İşte bu kadar. Diyor ki nefis kendi ağzına, ya sen ne yapıyorsun ya? Niye benim aleyhime konuşuyorsun? ne yapayım diyor, Allah konuşturuyor. Şimdi yalnız Allah konuşturuyor derken bir şey daha söylüyor. Her şeyi konuşturan Allah diyor. İşte yani her şeyi konuşturduğunu biliyor. Entekanallahu lezi entekakir şey. İşte her kimin şey için konuşturuyor Allah? Her şey, yani gökleri işte yıldızlarla için konuşturuyor. Şahit olan göklerin şehadet kelimeleri yıldızlar. İşte atmosferi yağmurla, şimşekle, gök gürültüsüyle konuşturuyor. İşte ağaçları çiçeklerle, meyvelerle, tomurcuklarla, yapraklarla konuşturuyor. Yani her şeyi konuşturan Allah tabiri. İşte iman nuruyla nurlanırsa kulak bu konuşmaları, kainattan gelen bu sesleri duyuyor diyor. Bu Rabbani kelamlar dediği bu. Rabbani kelamları ve ulvi tesbihatı işitir. Sanki kainat ilahi bir musiki dairesi. Yani hani ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahuna tesbih. Hiçbir şey yoktur ki kendi lisan-ı halleriyle Allah'a tesbih ediyor olmasın ama siz onları anlamazsınız diyor. İşte anlamaya dikkat. Evet. Anlar hale gelir demek yani işte. Evet. Anlar hale geliyoruz. İlahi bir musiki dairesi. Yani kainattan gelen bir şey var. Konser sanki. Sanki kainat ilahi bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalplere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalpleri, ruhları nurani alemlere götürür. Pek garip, pek garip misali levhaları göstermekle o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere gark eder. Fakat o kulak küfür ile tıkandığı vakit o leziz manevi yüksek savtlardan mahrum kalır ve o lezzetleri iras eden avazlar matem seslerine inkılap eder. Kalpte o ulvi hüzünler yerine ahbabın fıktanıyla ebedi yetimlikler, Malik'in ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Atlayarak şu gözü de okuyayım. Ve alâ ebsârihim gışâve. Bu cümleyle rüyete, yani göze ait büyük bir nimeti basariyenin küfür ile kaybolduğuna işaret edilmiştir. Zira gözün nuru, nuru iman ile ışıklanırsa ve kavileşirse bütün kainat gül ve reyhanlarla müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Yani bu dünyada görüyor insan. Gözün İmanın nuru, nuru iman ile ışıklanırsa ve kavileşirse bütün kainat gül ve reyhanlarla müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Gözün göz bebeği de, bak çok ilginç bir benzetme. Gözün göz bebeği de, işte gözün şükrü nasıl bak. Bal arısı gibi bütün kainat safhalarında menkuş, yani nakşedilmiş gül ve çiçek gibi delillerinden, bürhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi üsare ve şıralarından vicdanda o tatlı iman ballarını yapar. Eğer o göz küfür zulmetiyle kör olursa dünya genişliğiyle beraber bir hapishane şekline girer.
bütün hakaiki kevniye nazarında gizlenir, kainat ondan tevahuş eder, kalbi ahzan ve ekdar ile, yani hüzünler ve kederler ile dolar. Şimdi evet. Çok güzel, yani çok güzel tasvir edildi. Siz okurken benim bu hatemallahu ala kulubim ve ala islamim ve ala abtarim. Allah onların, yani kafirlerin kalplerine mühür bastı. Şimdi bu mühürlenme işi nasıl oluyor? Mutaffifin suresinde Estağfirullah kella bel rana ala kulubihim merkanu yeksibun var. Hayır, onların kazandıkları kalplerinin üzerine bir leke gibi, yani pas yaptı. Kapladı. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Diyor ki Peygamber Efendimiz, buyuruyor ki yani bir insan Allah'a isyan olan bir şeyi yaparsa, yani günah olan bir şeyi yaparsa, diyelim ki içkidir, kumardır, zinandır, yalandır, namaz kılmamaktır. Kalbinde bir siyah nokta hasıl olur. Eğer derhal o günahına tevbe ederse kalbi cilalanır, temizlenir. Ondan kurtulur. Yok, aynı günahı veya başka günahları işlemeye devam ederse o bir nokta iki olur, üç olur, 300 olur, 500 olur. Hepsi birleşince bütünüyle kalbini kaplar. İşte diyor. İman nurunu. İman nurunu da kaybedebilir. Mutaffifin suresindeki kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun ayet-i kerimesinin ifade ettiği anlam budur diyor. Şimdi bu adalle kelimesi, hani yudullü men yeşâ ve yehdi men yeşâ ayet-i kerimesi var ya, Allah dilediğini sapıtır, dilediğine hidayet verir. Şimdi bu yudullü kelimesini aslında şöyle anlamamız daha uygun olur diye düşünüyorum ben. Yani eğer insan aklını, gözünü, kulağını hakikati anlamada kullanmazsa, hani وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسَرَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ, biz insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, onların kalpleri var, o kalple hakikati anlamazlar. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, gözleri var, görmezler. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, efendim kulakları var, onlar hakikati duymazlar diyor. Şimdi hakikati anlamıyorsunuz, yani kalp hakikati anlamıyor, göz hakikati görmüyor, kulak hakikati duymayınca ne olacak? O zaman şeyde kalıyor, dalalette kalıyor. Yoksa doğuştan hiç kimse kafir değil. Evet, evet. Yani anadan doğma bir kısmını Allah kafir, bir kısmını Müslüman yapıyor değil. Yani i̇mtihana, eğer imtihana Allah'ın yani verdiği bu şeyler, o insan suresinde o işte biz ona inna hedeyna sebile imme şeker imme kifra ve kul ceel hak femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfir. Hak Rabbinden geldi. Yani Cenab-ı Hak hakikati ortaya koydu. İşte hak dediği Cenab-ı Hakk'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim. Bunu bize açıklayan, beyan eden, tebliğ eden Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor. Dolayısıyla bu kalbin mühürlenmesi, gözün mühürlenmesi, kulağın mühürlenmesi, gözün, kalbin, kulağın yaratıldığı istikamette kullanılmaması, günahlar yani orada daha veciz bir şekilde ifade edildiği üzere evet, kalbin tamamen kararması, paslanması, kirlenmesiyle. Kalp kararınca da evet, dünya kederler dünyasına evet, dönüşü veriyor. Göz de vazifesini yapamıyor, kulak da vazifesini evet, yapamıyor, dil de vazifesini yapamıyor. Aslında yani o manevi hayatın kumandanı olma vasfını kaybedince, daha doğrusu geriye yani yapılmayınca bütün ağzalar, organlar. Sürücüsü evet, ölmüş. Başı boş giden bir otomobil yolu ne yapar? Yani ne taraf isterse o tarafı gider. Evet. Dolayısıyla evet, yaratılış amacına muvafık olarak kullanılması burada çok önemli görünüyor. Yani gözün niye verildiğini insanın düşünmesi lazım. Kulağın ve diğer organların. Burada eğer yaratılış amacına muvafık kullanırsa zaten bir bakıma hani şükür yolu da açılıyor. Ama o gereği gibi kullanılmazsa, ki bazı ayetlerde dikkat çekiliyor. Yani gereği yapılmazsa o zaman işte dalalet manası var, isteyen manası var. Yani ya adalet olacak, şükür olacak, gereği yapılacak, hakkı verilecek, ya da zulüm olacak. Nefsine zulüm olacak. Olacak. Evet. Şimdi işin bir başka boyutuna isterseniz, vaktimiz nasıl bilmiyorum. Birkaç dakikamız var. Le in şekertüm le ezizennekum.
Eğer şükrederseniz size nimetlerimi elbette artırırım diyor. Şimdi yediğimiz helal lokmalara ağzı besmele ile başlayıp sonunda elhamdülillah demek, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimeti bilmek ve ona sözlü olarak şükretmektir. Şimdi tabi bu arada bir şey daha var. İsraf edilmemesi lazım nimetler. Yani evet. Zaman bir nimettir, şükrün israf edilmemeli. Çünkü iktisat etmek. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz şeyler bir nimettir. Onların da israf edilmemesi lazım. Ömür bir nimettir, zaman bir nimettir. Onun da iyi kullanılması lazım. Yani le'in şekertüm le'ezzinzennüküm ve le'in kefertüm, eğer nankörlük ederseniz ben size muhtaç değilim diyor Cenab-ı İnne Rabbi ganiyyun kerim. Gerçekten benim Rabbim çok zengindir, kerem sahibidir. Kullarına ne ibadetine, ne şükrüne, ne imana ihtiyacı yok Cenab-ı Hak. Evet. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız var ve bizim ihtiyacımız o en iyi bildiği için bunu hatırlatıyor. Az şükrediyorsunuz. Birçok ayette قَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ شُكُرْ çok ayette geçiyor bu. Yani bunu bir örnek, çok kısa bir örnek. Mesela evet, onunla tamamlayalım. Ben bazen şeylere, öğrencilere de söylüyorum. Diyelim ki bir insanın bir gözü kapandı. Gözünüz kör oldu. Allah göstermesin ama deseler ki size, ya rüya görseniz, ya rüyanıza bir melek girse ve dese ki sen bundan sonra günde bir saat namaz kılarsan gözün açılacak. Kılar mısınız? Kılarız hocam diyorlar. Bir göze bir saat namaz çok değil. İki gözünüz de kör oldu diyelim. İki gözünüz için tamamen dünya karardı. Size diyorlar ki iki saat namaz kılarsanız günde iki gözünüz de açılacak. Yani faraziye. Kılar mısınız? Kılarız. Peki yok mu gözleriniz? Niye kılmıyorsunuz? İki gözünüz evet. Yok mu ya? Var. Niye kılmıyorsunuz? Yani illa şöyle bir ayet var. Allah kör olup da soramazsın. Yani şöyle bir ayet var. Allah sizden alsa bunları kim verebilir size? İlle sizi kör edip sizinle pazarlık mı yapması lazım? Yani zaten vermiş. Çok güzel. Allah suyunuzu kesinse ayrıca, kim su verebilir? Yani şimdi iki el, iki ayak için, kalp için, akıl için, ruh için, vicdan için. Yani Allah her şey için bir saat namaz isteseydi dil için, koklama duyusu için 24 saat yetmezdi. Yetmezdi. İşte. Bak sizin zaten bir saat namaz kılmanız bir gözün şükrü olamıyor. Ne az şükrediyorsunuz anlaşılıyor. Aslında insan ne kadar şükrederse etsin hep az şükretmiş oluyor. Az ediyor tabii. Değil yani. Onun için Peygamberimiz mesela en çok şükreden insan, şükreden bir kul olmayayım mı? Ama Subhaneke ma şekernake hakka şükrike. Bir de şöyle dua ediyor. Allah yani öğretiyor. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım bana yardım et. Sana zikretmeye, nimetine şükretmeye ve güzel güzel ibadetler etme konusunda bana yardım et. Evet. Diyor. Demek ki sonuçta yine Allah'tan yardım istiyor. Evet, bir şeye daha dayanalım. Peygamberimiz diyor ki men lem yeşkürünlerse la yeşkürullah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmek diyor. Yani o duygu bize, gelişecek. Evet, yani bize yani insanlardan da bir gelişecek. İyilik maddi manevi anlamda geldiğinde ona bir teşekkür ettiğimizde, bir bardak çayın karşılığında teşekkür ettiğimizde neticede bu da şeydir. Yani bu şükür kapsamı onun, içerisinde evet, bir parçasıdır. Evet. O duyguyu geliştirmek lazım. Hasılı kelam. Allah razı olsun. Zaman çabuk geçti. Zaman birlikte olunca çabuk geçiyor. Evet, efendim bugünlük Kur'an günlüğünde bu kadar. Evet, sayılı günler kaldı ama biz inşallah yine yarın nasip olursa burada olacağız. Tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.